Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bugünkü videomuzda OpenCV'yi kullanarak C++ ortamını görüntü işleme video serimizde 3. videosuyla beraber olacağız. Bugünkü videomuzda OpenCV'de çok önemli bir alana tekabül eden ve C++ ortamında sıklıkla kullanacağımız, ileride görüntü işlerken de sıklıkla kullanacağımız Met objesi üzerine duracağız arkadaşlar. Ancak buna geçmeden önce sizlere bir uyarı yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bu saatten sonra, yani bu 3. videodan itibaren çalıştığımız tüm videolarda temel C++ bilgisine ve temel C++ nesne yönelik programlama bilgisine ihtiyacınız var arkadaşlar. Bundan sonraki kısımlarda eğer bu bilgiye sahip değilseniz veya temel seviyede bu bilgiye sahip olmak isterseniz çok yakında ekleyeceğim, kısa sürede C++ tek bir video ekleyeceğim arkadaşlar ve C++'ın temellerine olabildiğince odaklanmaya çalışacağım. Yüklediğim gibi şu hemen sağ yukarıda iyi harfine çıkacak, onu girip izleyebilirsiniz. Hemen akabinde 3. video ile beraber bu seriye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu andan itibaren temel seviyede C++ bilgisi ve temel seviyede C++ üzerinde nesne yönelik programlama bilgisine sahip olduğunuzu düşünerekten anlatımlarımı devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Met objesinden bahsetmiştik arkadaşlar. Met objesi OpenCV neden geliştirilmiştir? Neden böyle bir obje, nesne tabanı kullanmaya ihtiyacı olmuştur? Ve met objesi nedir? Bu konular üzerine duracağız arkadaşlar. Ama hemen durmadan önce bir gidelim. Yol haritamıza neredeyiz bir ona bakalım. Şimdi tarayıcıma girdim. OpenCV Tutorial C++ yazdım arkadaşlar. Şimdi burada ilk çıkan reklam, ikinci çıkan doge.opencv.org'a giriyorum. Girdikten sonra biz Interaction'da OpenCV kısmına temel anlamda birkaç dokümana baktık. Bunu baktıklarımızdan kurulumlarımızı yaptık. Kurulumdan sonra da ilk kodu nasıl çalıştırabiliriz? Bunu inceledik. Daha sonrasında şu an ilgi odamız olan the core functionary, yani çekirdek işlemlerine gireceğiz arkadaşlar. Çekirdek işlemlerinde de en önemli konu met objesidir. Onun üzerine duracağız. Şimdi interaction'da OpenCV kısmına bir baktığımızda bir daha installation on Linux'e çalıştık. Ondan sonra using OpenCV with GCC and CMake üzerinde yazdığımız bir OpenCV kodunu nasıl derleriz, bunun üzerine durduk. Bu kısımları da beraberinde şu build kısmında nasıl build edersin gibi sorulara cevap ararken bunları incelemiştik arkadaşlar. Şimdi Linux kısmına temel anlamda baktıktan sonra Windows, Java ve diğer platformlara alakalı işlemlere bakmamıza gerek yok. Ancak şurada Use Basic kısmında Getting Started with Image kısmı var arkadaşlar. Bu Getting Started with Image kısmı temel anlamda ortama nasıl görüntüyü dahil edersiniz ve ortamdaki görüntüyü nasıl hafızaya yazarsınız onlardan bahsediyor. Evet, hafızaya nasıl yazacağımızdan da bahsediyormuş arkadaşlar. Şimdi ben bunu özellikle bir video yapmıyorum. Çünkü bundan zaten bahsedeceğiz. Bu video içinden de bahsedeceğiz. Sonraki videolarda da sıklıkla kullanacağız arkadaşlar. Biz direkt bunu atlayaraktan çekirdek işlemlerine giriyorum arkadaşlar. Ve çekirdek işlemlerine the basic image container, yani bir görüntü kapsayıcısı isimli dokümanla çalışmalarımıza başlayacağız arkadaşlar. Bu dokümanda met objesinin ne olduğunu, OpenCV'nin nasıl geliştirildiği alakalı temel bir anlatıdan bahsedilmiş. Met objesinin ne olduğundan bahsedilmiş. Met objesinin temel constructor'larından, temel yapıcı sınıflarından, özür diliyorum, temel yapıcı metotlarından bahsedilmiş arkadaşlar. Met objesini nasıl kopyalayabilirsiniz, nasıl klonlayabilirsiniz, nasıl farklı bir met objesine aktarabilirsiniz, bunlardan bahsedilmiş. Bunlardan baktırıldıktan sonra da temel anlamda met objesi nasıl kullanılacağından anlatılmış ve görselleştirme işlemlerinde nasıl yapabilirsin, bunların anlatılmasıyla beraber diğer C++ nesne, yani kapsayıcılarıyla veya direkt OpenCV'nin kendi geçmiş olduğu diğer kapsayıcılarla met objesi nasıl kullanırsınız, bunlardan bahsetmiş. Şimdi yetiştirebilirsem bütün videoda ben bunların hepsini anlatacağım. Yetiştiremezsem de arkadaşlar mecbur ikinci video sarkacak. Şimdi 40-45 dakika bir video olmasını istemiyorum. Ancak met objesi çok önemli ve bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Met objesini arkadaşlar anlarsak görüntü işlemede, daha doğrusu OpenCV kullanarak görüntü işlemede en önemli sorunu halletmiş olacağız. En önemli sorun ne? Hafıza yönetimi. Çünkü biliyorsunuz görüntüler çok büyükler. Görüntüler 640'a 480 pikselden oluşan, her bir piksel 8 bit, yani 1 byte'dan oluşuyor ve 640x480 tane byte'dan bahsediyoruz. Belki kilobyte boyutuna bir şey. Bunun renk uzayını değiştirdiği zaman her bir piksel 3 farklı alt pikselden oluşuyor ve her biri 8 byte arkadaşlar. 8x3 24, tek bir piksel belirtmemiz için 24 byte'a ihtiyacımız var. Şimdi siz vatan bilgisayar ve bir yere gittiğinizde monitörlere bakıyorsunuz ve monitörlerde RGB monitör gibi bilgiler yazıyor. RGB ne demek? Red, Green ve Blue demek. Yani 3 farklı rengin tonu demektir arkadaşlar. Her bir ton 8 bit, yani 1 byte'dan hafızada tutuluyor ve her bir ton hafıza tutulduğu için 3 byte'ımız var.
özür dilerim. 3 bilgimiz var ve her bir 3 bilgi 8 byte'dan 24 byte'lı hafıza tutuyor. 640'a 480 boyutunda bir yarı HD bir görüntümüzde bayağı büyük bir kilobayt cinsine bir verimiz oluyor. Bu veriyi megabayt boyutlarına çıkartabiliyoruz. Nasıl çıkartabiliyoruz? HD bir görüntü olduğunu düşünün arkadaşlar. 1920x1080'lik bir görüntüyü düşünün. Ve ben bunların her birini 3 renk uzaylı bir uzaylı tuttuğumda, yani 24 byte'lık bir piksel boyutuna tuttuğumda 1920x1080 kadar bir çarpı 24 kadar hafızada alan kaplamış olacak. Bu hafızada kaplanan alan muhtemelen megabayt boyutunda arkadaşlar. Veya megabayta çok yakın. Ve bu megabayt boyutunu her bir işlemde biz C++'ın veya C'nin çeşitli anekdotlarını dikkat etmezsek kopyalama hatasına düşeriz. Düşünsenize, 1 megabaytı bir görüntü işleme anında bir daha kopyalıyorsun. Bu ne demek? Hafızada 20 milisaniye, 30 milisaniye, yerine göre 100 milisaniye yakın veri kaybı, zaman kaybı demek arkadaşlar. Bir alandaki veriyi başka bir alana kopyalıyorsun. Niye yapıyorsun bunu? Çünkü C böyle tasarlanmış. C++ böyle tasarlanmış. Bu tasarım kalıbını kullandığınız için bunu yapıyorsunuz. Bu tarz hatalara düşmemeniz için ise C++'ın ve C dilinin kopyalama hatasına düşmemek için geliştirmiş olduğu diğer tasarım kalıpları, diğer tasarım araçları ve yöntemleri var arkadaşlar. Ve bunları siz yönetmek zorlayıcı olabileceği için, sizi yönetmek hataya düşürebileceği için OpenCV oturmuş C diliyle nasıl yönetebileceğini hafızayı araştırmış ve bir tasarı çıkartmış. Ve bu çıkarttığı tasarıyı da şurada görüyorsunuz. Elep Image isminde bir Strucker yapısı altında tutmuşlar. Ama bir bakmışlar ki C dili yeteri kadar bir yapı tutturamamış. C dili yeteri kadar hafızayı özgürleştirememiş. Daha doğrusu nasıl diyeyim? Hafıza yönetimini manuelleştirememiş, otomatikleştirememiş. Hafıza yönetimi yeteri kadar otomatikleştirememiş. Bu yüzden gelişen dönemlerden sonra C++'a geçmişler. Bundan da versiyon, OpenCV'nin ikinci versiyonu çıkartmışlar arkadaşlar ve bu anlattığım hikaye tamamen burada yazıyor. Bu ikinci versiyonla itibaren C++'ın sunmuş olduğu pointer yöneticileri, işaretçi yöneticileri, çeşitli hafıza kapsayıcıları, allocator sistemleri gibi gibi birçok sistemi kullanarak da hafızayı otomatik hale getirmişler. Hafızayı RAM'de, tabi bizim de belli bir seviyede kullanmamıza izin veriyorlar. İstersek tamamen yönetebiliyoruz ama MAT ve OpenCV bize diyor ki sen diyor MAT objesini kullan diyor, hafıza yönetimini bana bırak diyor. Ben onu en iyi şekilde yazdım diyor. Ben 10 yıl boyunca sırf hafıza yönetimine çalıştım diyor. Yani öyle bir tabir hatırlıyorum. Burada yazıyorum bilmiyorum ama bir yerden duymuştum bunu. Ben diyor uzun yıllar boyunca hafıza yönetimine çalıştım diyor. Sen bırak hafızayı MAT objesini kullanarak da bana bırak diyor. Ben en iyi şekilde yöneteceğim. En hızlı şekilde hafızanı yöneteceğim diyor. Bu sayede işlemlerimizde çok daha hız sağlayabiliyoruz. Sırf MAT objesi kullandığımız için 100 milisaniye, 200 milisaniye yapacağımız görüntüsel algoritmalar 10 milisaniye, 5 milisaniyeye kadar, yerine göre 20-30 milisaniyelere kadar düşebiliyor arkadaşlar. MAT objesi özellikle kopyalama hatalarınızı düşmemizde, çok boyutlu RAM'i manipüle etmemizdeki karşılaşacağımız hataların önüne geçmekte. Ondan sonra kopyalama işlemlerini, yönetim işlemlerini, veri ulaşım işlemlerini veya aynı bellek alanına yazma silme işlemlerini otomatik yapmasıyla bizim bütün hepimizin işlerini kolaylaştırmaktadır arkadaşlar. MAT objesi neden çıktı sorusu aslında şu ana kadar anlattıklarımın hepsinin içine geçerli. MAT objesi tamamen C++'ın bize sunmuş olduğu araçları kullanarak hafıza yönetiminden yazılımcıları, görüntü işleme mühendislerini, görüntü işleme yazılımcılarını uzaklaştırmak, C++'ın araçlarını kullanaraktan, kolaylıklarını kullanaraktan yazılımcıları tamamen algoritma yazmaya odaklanmasına sağlamayı hedefleyerekten bunu yapmışlar arkadaşlar. OpenCV bize diyor ki bırakın diyor, yazılımsal sıkıntıları ben halledeyim diyor. Hafızayı ben yöneteyim diyor. Hafızaya ben odaklanayım diyor. Veya diğer yazılımsal araçlara, kalıplara ben odaklanayım diyor. Sen sadece algoritma geliştir ve beni kullanaraktan algoritmayı yaz diyor arkadaşlar. MAT objesi bu yüzden çok önemli. Daha konuştuk. Şimdi ufaktan biraz kodlamaya geçelim ve anlatmadığım ne noktalar var birazcık bir bakalım. Tamam, yani temel olarak hikayeden sizlere bahsettim. Şimdi gelelim kodlama kısmınıza, birazcık gidelim. Şimdi CD diyorum, CD demeden önce MAT3 ile ders 2 diyorum, MAT diyorum. CD ders 2 ile ben buraya girdim ve burada da Visual Studio kodumu ben bir açayım arkadaşlar. Şimdi ben açtığımda buraya diyeyim ki MAT Obje.cpp diyorum arkadaşlar. Bir de bunu çalıştırmam için benim simek
liste ihtiyacım var. Simek listemi oluşturdum. Peki simek liste nereden alacağız arkadaşlar? Introduction'da OpenCV kısmına giriyorum. Using OpenCV with GCCN simek kısmına giriyorum. Girdikten sonra şurada daha önceki bir önceki dersimizde yaptığımız gibi bunu alıyorum, kopyalıyorum, buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra buradaki her bir kodun ne anlama geldiğini bir önceki derste anlatmıştım. İkinci videodan bunu hemen bu serinin ikinci videosunu hemen gidip onu tekrardan göz gezdirebilirsiniz veya bakmadıysanız bir bakıp ne işe yaradıklarını tek tek inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı konuşuyorum biraz. Nefes almayı unutuyoruz. Şimdi ne yapacaktık? Display image. Şimdi bu projemiz neydi? Meta objesinin tanımıydı değil mi? Ben bu projenin ismini değiştiriyorum. Meta objesi olaraktan değiştiriyorum arkadaşlar. Required kütüphanelerde tamam bu CV dursun. Bu da dursun. Add executable kısmına da şöyle sen meta objesi diye executable dosya bana çıkartarak diyelim. Bunu da buraya alalım ve meta objesi CPP'yi de böyle alalım. Şimdi ilk olarak dahil etmek istediğim kütüphane IOStream arkadaşlar. C++'ın genel standart modüllerinin bulunduğu bir kütüphane diyelim. Ondan sonra ikinci dahil etmek istediğim kütüphane. Daha önceki derslerde de söylediğim gibi ben doğrudan OpenCV dahil etmek istersem include OpenCV slash OpenCVHPP diye dahil edebilirim. Ama ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Ben ne istiyorum? Meta objesine odaklanacağım için ben sadece meta objesini dahil etmek istiyorum. Ama meta objesinde bir yan elemanları var. Bu yüzden meta objesini direkt dahil etmektense bir üst sınıfını dahil edeceğim. Bir üst kapsayıcısını dahil edeceğim arkadaşlar. Şimdi burada meta objesi göstermiş. Şurada var meta objesi. Buradan gidiyorum. Bakalım hangi header'ın altında. Hemen bulalım. Şurada. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Met objesi include OpenCV'nin altında. Core'un altında. Met HPP'nin altındaymış arkadaşlar. Ben şimdi bunu dahil edeceğim. Ben bunu dahil ettiğimde bana sadece met objesinin yani şurada anlatılan ifadeleri bana getirecek. Bunları kullanabilir yapacak. Ama ben beraberinde farklı yapıları da kullanmak istiyorum. Bu dokümanda anlatılan çeşitli yapıları daha dahil etmek onları kullanmak istiyorum. Mesela .3f, 2f gibi yapılarını da ben kullanmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden ne yapacağım? Direkt çekirdeği dahil edeceğim. HPP değil de meta HPP değil de core.hpp'yi doğrudan dahil ediyorum. Şuna tıklayıp Visual Studio Code'a bunun adresini bildirirsem bana altındaki fonksiyonun nasıl kullanılacağını anlatan help dosyalarını çağırır. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar integer main deyip C++'ın değerleyicisinin çağırdığı ana fonksiyonu bir oluşturalım. İçine bir argüman vermeyeceğim. Şimdi şu ana kadar C++ ortamında ve algoritmalarımızı yazmak için gerekli her şeyi oluşturduk arkadaşlar. Bu saatten sonra artık yapımıza odaklanabiliriz. Şimdi meta objesi oluşturmak için arkadaşlar Computer Vision modülünün altında CVMet'ten bir tane örnek oluşturuyorum ve buna image ismini verelim. Ben bunun ismini verdiğimde direkt bu şekilde oluşturduğumda altında default construction yani varsayılan yapıcı metot çağrılıyor arkadaşlar. Çağrıldığı zaman meta objesinin iki ana parçasını oluşturuyor arkadaşlar. Meta objesi iki ana parçadan oluşur. Bu iki ana parça nedir? Header kısmı ve body kısmı. Arkadaşlar body kısmı verilerin RAM'de tutulduğu yerdir. RAM'deki alandır aslında arkadaşlar. RAM'deki alan diyelim. Veriler, görüntü verilerimiz RAM'de burada tutulur. Yani RAM'de tutulan alana biz body deriz. Header kısmı ise nedir diye sorarsanız bu RAM'de tutulan alana ait bilgilerdir. Yani kaç boyutta olacağı, 1980, 1020 mi, 7640, 480 mi, hangi tipte veriyor olduğu, ondan sonra çeşitli manipülasyon metotları, yöntemleri ve beraberinde RAM'deki adresidir arkadaşlar. Bunları tutar. Header kısmı da bu şekildedir. Şimdi meta objesini oluşturduğumuz zaman varsayılan yapıcı constructor bu şekilde header ve body kısımlarını oluşturuyor arkadaşlar. Bunu oluşturduktan sonra eğer böyle bir şekilde herhangi bir veri bildirisi yapmazsanız body kısmı boş olarak oluşturulur. Boyut 0'a 0 olur. Type de bildirmedik. Metotlar gerekli şekilde gene oluşturulur ve bu body'ye body işaretçisi işaret eder. Ancak biz ne istiyoruz? İstiyoruz ki bu image'in altına bir dolduralım. Ne diyelim? Bir imrit fonksiyonuyla bir görüntü çekelim arkadaşlar. Şimdi OpenCV'de diskinizde var olan bir görüntü datasını RAM'i almak için yani programa dahil edebilmek için
imread fonksiyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Imread fonksiyonun arkası gene computer vision'ın altında imread fonksiyonunu kullanaraktan direkt dahil edebilirsiniz. Bunu dahil etmek için ise şu anda biz sadece core app'ye dahil ettik. Biz bunun altına şöyle diyelim, include diyelim, OpenCV'nin altında image codex herhalde ya, muhtemelen zaten çıktı. Image codex'i dahil etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Image codex'i dahil ettiğimde gördüğünüz üzere imread fonksiyonu da aktif oldu. Şimdi bu imread fonksiyonu ne yapar, ne eder, bir bakalım bakalım internetten. Şuraya yazalım. Bu bizim ana takip ettiğimiz şeydi. C++ imread OpenCV şeklinde bir yazayım bakayım ben. Tamam, bunu istiyorum ama aslında bunu istemiyorum. Şuraya gitmek istiyorum. Bunun altında imread ile alakalı yapılar mevcut. Tıklayıp gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Çok hızlı bakacağım. Bulabileceğimi umuyorum. Bulamazsak da direkt kendi kısmımıza devam edeceğim. Şuralara bir bakacağım. Arkadaşlar, tamam, buldum. Bulduk, tamamdır. Arkadaşlar, imread fonksiyonu gördüğünüz üzere burada. Ve ne diyor bize OpenCV? İki tane constructor'ı vardır bunun diyor. İki tane yapıcısı vardır diyor bu fonksiyonu çağırırken diyor. Bu iki yapıcıyı da bu şekilde burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bakarak da bunu söyledim. Ne beklemiş? Bir file adres beklemiş arkadaş. Birinci constructor, bir de flag'leri beklemiş. Yani sen bu görüntüyü nasıl sisteme dahil edeceksin diye şekilde bize burada beklemiş. Burada fonksiyon neler yaptığından bahsediyor ve hangi tip verileri de okuyabileceğinden burada bahsetmiş arkadaşlar. Hangi ortamda neleri okuyabileceğinden. Beraber ikinci constructor'a baktığımızda da bu constructor'ı return ifadesiyle çıktığı dışarı vermiyor da void tipine dönüş görüyorsunuz. Çıktığı vermiş olduğunuz adrese yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde iki tane constructor'ı var. Biz neyi kullanacağız? Bu constructor'ını, bu yapıcısını kullanacağız. Yapıcı modülünü kullanacağız. Onun için de tabii bir Google'dan bir manzara resmi bulmamız lazım. Şöyle bir ben manzara yazayım bakayım. Blok diyelim. Şuraya girelim. Mesela şu fotoğraf güzel. Ben bunu direkt save image desem. Sensor diyelim. Tamam, ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Gene eski yöntemlerimle yapacağım arkadaşlar. Copy image link dedim. Bakayım jmeg tarzında bir adres oluşturdu mu? Oluşturmuş. Tamamdır. CD ders 2'deyiz arkadaşlar, değil mi? CD ders 2 mat şeklinde buraya girdim. Ben buraya widget diyorum arkadaşlar. Demeden önce bir bullet klasörümüzü oluşturalım hazır buradayken. Mac dediğim bullet diyelim. C de bullet diyelim. Widget ile ben bu görüntüyü burada indireyim arkadaşlar. Şöyle geldim. Şu bullet klasörünün altına ben bu fotoğrafın geldiğini burada gördüm arkadaşlar. Ben bunun rename deyip bir ismini alayım. Hatta ismini basit bir şey yapalım. Şöyle. Ne diyelim? İsmini image yapalım arkadaşlar. Direkt böyle basitçe yazalım. Nereden gidiyoruz? Image.jpg sen bunu oku diyoruz ve varsayılan flagimiz 1'miş arkadaşlar. 1 neydi? Bunu da gidip hemen buradan bakabiliriz. ImageRead'de bak imread color BGR. Yani BGR tipinde oku şeklinde bir flag burada bildirmiş arkadaşlar. Burada flaglerin ne olduğunu doğrudan gönderiyor mu? Bakın şurada gönderiyor, bize anlatıyor. Burada görüntü okuma flaglerini görüyorsunuz ve burada farklı farklı tiplerle görüntüyü okuyabileceğimiz yöntemlerini açık bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Sınıflandırılmamış gri skala tipinde, renkli BGR tipinde, herhangi bir derinlik bildirmeden oku, herhangi bir renk tipinde oku gibi farklı farklı şekillerde biz bunu imread fonksiyonu kullanarak da sisteme dahil edebiliyoruz. Varsayın olarak bir, yani imread color BGR şurada görüyorsunuz, bu burada bildirmiş. Bu tipte görüntümüz okuyacak. Farklı bir tipte görüntüyü okumak istiyorsanız buradaki herhangi birini seçip çalıştırabilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben buraya görüntüyü okuduğum anda bir şey bildirmem gerek yok. Default'taki aynı şekilde harekete geçsin. Bildirdiğim anda met objesinin içine bu image'imiz geldi. Geldiği anda atama operatörü olan constructor çağrıldı. Çağrıldıktan sonra body'ye gitti. Body'de gerekli bir alan açıldı, tamam mı? Body diyorum. RAM'de gerekli alan açıldı ve buraya body ismini verdik. Bu body ismini verdikten sonra bu alanın içine diskten imread fonksiyonunun dönüşünden bütün veriler yazıldı arkadaşlar, tamam mı? Buraya yazıldı. Met objesi dönüyor. Tamamdır. Yazıldı arkadaşlar. Bu RAM alanında bütün bilgiler yazıldı. Yazıldıktan sonra body kısmı oluşturuldu. Ondan sonra header kısmı oluşturuluyor. Header kısmı ne oluyor? Bu body'deki adresin boyutu yazılıyor. Kaçmış mesela bunun boyutu? Birazdan birlikte de bakarız.
Şuradan bakabiliyor muyum? 830'a 415'miş. Geldi buraya. 830'a 415 boyutu yazıldı. Tipi ne tipinde okundu? CV yani ASCII chart tipinde CV 8 uç uç 3 yani 8 bit ASCII chart 3 tipinde okundu arkadaşlar. Tipini de burada almış olduk. Daha sonrasında gerekli metotları alındı ve adrese bu ataması yapıldı. Şimdi bunu yapıldıktan sonra ben meta objesini oluşturmuş oldum arkadaşlar. Meta objesi oluştu. Header ve body kısmını oluşturdu. Bunu anladık. Şimdi header ve body kısmının neden önemli olduğunu dokümanın şu kısmında zaten anlayacaksınız. Şimdi biz ne demiştik? Met objesi özellikle bizim RAM manipülasyonları yapmamızı, hafıza yönetimlerinizden uzak kalmamızı, bizim yerimizde bunu yapan eleman olduğunu bize iddia ediyordu arkadaşlar. Ve bu sayede bize kolaylık sağlıyordu. Bizim yerimize hafıza yönetimlerini yaptığını iddia ediyordu. Bu kolaylığı bize sağlıyordu. Burada da neler yaptığını burada anlatmış. Mesela ben şimdi bir tane daha bir met objesi oluşturmak istiyorum. Ve buna B ismini takacağım. Ben burada B ismini atadığım zaman İlk baştaki verdiğim örnekteki gibi header oluşturulacak, body oluşturulacak, body boş bir şekilde alan oluşturulacak. Daha sonrasında ben bu B'ye image'i atadığımda ne oluyor arkadaşlar? Image'in içindeki veriler B'ye yazılıyor. Ama neydi? B'nin boyutu yoktu. Sıfıra sıfırdı. Alanda açılmıştı ama belli boyutta açılmamıştı. Burada ne olacak? Aslında yazamaması lazım. İmecin içinde çünkü az önceki beraber baktık. Şurada beraber baktık. 8.4.15'lik bir boyutta görüntü verimiz var. Ama B boş. 0'a 0. Nasıl yazacak? Burada met objesinin en büyük yeteneklerinin birinden faydalanıyor arkadaşlar. Met objesi atama operatörü içine aldığı verinin bakıyor. Benim diyor RAM'de açmış olduğum boyut bana yeni verilen görüntünün boyutuyla aynı mı? Aynıysa RAM'deki o alan doğrudan kullanılıyor. Fazlaysa gene aynı alan kullanılıyor. Ama azsa benim diyor RAM'de yeni alan açmam lazım diyor. Ve C tabanlı olan malloc'larla RAM'de yeni alan açılıyor arkadaşlar. Açılan yeni alana da bunun içindeki veriler yazılaraktan iki farklı RAM adresine tutulan iki farklı met objesi elde etmiş oluyoruz. Tamam bu şekilde şeyi anladık. İki farklı RAM adresinde tutulan iki farklı görsel dedik. Peki şu durumda ne olur arkadaşlar sizce soruyorum. Ben bir A nesnesi oluşturdum ve bunu B'den oluştur dedim. Burada da copy constructor çağrılıyor arkadaşlar. Copy constructor çağrılıyor. Copy constructor çağrıldığında ne oluyor biliyor musunuz? Ben bu A objesine yani daha doğrusu met objesine copy constructor'ın çağıraraktan yani kopyalama yapıcısını çağıraraktan B'yi veriyorum. Ve bu ne yapıyor? Bu B'yi alıyor. B'nin zaten bir body'si var öyle değil mi? Bu met objesi daha önce varsa onun zaten body'si vardır. A objesi artık yeni bir body oluşturmuyor arkadaşlar. Senin diyor B'nin zaten bir body'si var diyor ve ben gidip o body ile kullanacağım diyor. Ve kendine yeni bir header oluşturuyor. Ona göre dosya işlemlerini yapıyor. Ve böylelikle B'nin body'si A'da sahip oluyor. Bu durumda ne olmuş oluyor? Hemen şuraya yazalım. Tek RAM adresinde tutulan bir görsel ancak iki farklı header ulaşıyor arkadaşlar ona. Böylelikle met objesinin RAM yönetimlerinden, hafıza yönetimlerinden bir tanesini daha görmüş olduk arkadaşlar. Bu neye fayda sağlıyor? Ben bu durumda A'yı farklı bir parçacıkta gerekli işlemlerin bir bölümünü sokarken B'yi referans alarak da farklı bir parçacıkta farklı işlemleri sokabiliyorum. Bu da benim işlemleri hızlandırarak da daha iyi görüntü işlem algoritmalarını koda dökebilmemi sağlıyor arkadaşlar. Birçok avantajı var aslında. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Aynı alan var. Mesela bir tane kalemim var ve bu kalemin iki tane sahibi var. Benle Yusuf düşünün yanımda. İkimiz de bu kaleme sahibiz arkadaşlar. Bu işlemdir. Ancak bu işlem ne oluyor? Yusuf'un ayrı kalemi var, benim ayrı kalemim var ve herkes kendi kalemini kullanıyor. Ama bu işlemle ne oluyor? İkimizin bir tane kalemi var ve ben o kaleme hükmederken Yusuf o kaleme hükmedemez. Veya Yusuf o kaleme bir şeyler yaptığında, kalemi kırdığında benim de kalemim kırılmış olur ve ben de etkilenirim. Burada bu durum oluyor. İkisi aynı vücudu kullanıyor arkadaşlar. Kafalar her ne kadar farklı olsa da. Bu durumdan da belirttik. Ondan sonra bir clone ve copy-to işlemlerimiz var. Varsayalım ki ben arkadaşlar
Yusuf'la kavga ettim. Yusuf'tan ayrılmak istiyorum. Bu yüzden ne yapmam lazım? Benim artık A'ya gitmem lazım. B nokta kulon demem lazım arkadaşlar. Yani Yusuf'un kaleminden aynısından bana bir tane daha alın diyorum. Kimi ne diyorsam artık. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? B'nin kalemin, yani B'deki RAM'deki veriler yeni bir bellek alanı açılıyor ve oraya yazılıyor, tamam mı? O yazılan alanın sahipliği artık A'nın body'si oluyor arkadaşlar. Böylece artık B'de A'da farklı vücutlara sahip olmuş oluyorlar. Basitçe tekrardan Yusuf örneğinden bir daha gidelim. Yusuf'la ikimiz aynı kaleme sahiptik. Baktım Yusuf kalemi hor kullanıyor ve ben diyorum ki ben seninle artık aynı kaleme sahip olmak istemiyorum, bana yeni kalem al diyorum. Ve Yusuf aynı kalemden bana bir tane daha alıyor ve artık benim Yusuf'la ilişkim kesiliyor. Herkesin kendi kalemi var. Yusuf o kaleme ne yaparsa yapsın, kırsın, döksün, parçalasın, isterse büyütsün, benim kalemim hiçbir şekilde etkilenmiyor arkadaşlar. Şu anda kullan işlemi aynı mantıklıdır. Bu kullanın yapabildiği aynı olay, şöyle yaparsınız eğer, pardon, copy to derseniz A içine verirsem bu ikisi aynı işlemdir arkadaşlar. Aynı çağrı, aynı mantık, aynı Yusuf, aynı örnek, birebir aynıdır arkadaşlar. İkisi aynı. Dokümanda da der ki RAM alanının kopyalanmasını istiyorsanız biz bunun için klon ve copy to işlemlerini ürettik şeklinde bize söyler arkadaşlar. Şu konu da önemli. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Şimdi benim oluşturmuş olduğum bir image nesnem vardı arkadaşlar. Bu görüntüm neydi benim boyutu? 830'a 415'lik bir boyut. Ama ben sadece bu görüntüden şu evi almak istiyorum. Ve ben o evi üzerine işlem yapmak istiyorum. Ama aynı body'den almak istiyorum. Bak, yeni bir tanesini istemiyorum. Aynı body'den istiyorum. Ve sadece evi almak istiyorum. Benim ne yapmam lazım? Bu evin koordinatlarından bir tane met objesine girmem gerekiyor arkadaşlar. Ben buna ev diyorum. Nereden alacak? Image'den alacağız. Peki image'den alırken ne yapacağız? Bu bir kare bölge olduğu için veya dikdörtgen bölge olduğu için CV Rectangle'ı çağırıyorum arkadaşlar. Şimdi CV Rectangle'ın birkaç tane constructor'ı var ama biz X'ye width hash'ı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi her zamanki görüntü işlemedeki gibi sol üst köşenin X'ye koordinatını mesela 10 10 ve yükseklik genişlik 100 yüzlük kısmını ben burada alıyorum. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Bu ev objesi B'nin body'sinin bir kısmına sahip oluyor sadece. Yine Yusuf ve ben örneğinden devam edelim. Yusuf'la ikimizin aynı ortak kalemi var. Yusuf o kalemi yazarken ben o kaleme yazamıyorum. Yusuf o kalemi kullanırken ben o kalemi kullanamıyorum. Ve o kalemi kırarsa benim de kalemim kırılmış oluyor arkadaşlar. Ama bunu şöyle düşünün. Yusuf kalemin tümüne sahipken ben diyorum ki Yusuf ben kalemin tümüne ortak olmak istemiyorum. Sadece ucuyla ortak olmak istiyorum diyorum. Bu durumda ne oluyor? Ben sadece kalemin uç kısmına müdahale edersem Yusuf'un kalemi etkileniyor arkadaşlar. Sadece kalemin uç kısmını hükmedebiliyorum, onu yönetebiliyorum. Bakacak olursak kalemin uç kısmı ikimizin de ortak ama kalemin bütününü ortak değil. Kalemin geri kalan kısmı Yusuf'a ait ama kalemin uç kısmı ikimize de ortak. Burada da aynı mantık, kalemin uç kısmını bildirdik, sahipliğini bildirdik ve yeni bir meta objesine biz bunu yazdık. Şimdi buraya kadar olan konuların genel mantıksal özeti bu şekildeydi arkadaşlar. Varsa eleştirileriniz, önerileriniz mutlaka dinlemekten keyif alırım ve kendimi düzeltmekten de mutluluk duyarım. Yorumlarda belirtebilirsiniz, mailden yazabilirsiniz. Instagram şu anda kapalı ama elbet açılacaktır. Yazabilirsiniz, LinkedIn'den yazabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar diyelim arkadaşlar. Video çok uzadı ve bu dokümanın yarısını biraz inceleyebildik. Ama met objesi çok önemli bir obje arkadaşlar ve ne iş yaptığını bir anlamakta fayda var. Bundan sonraki dersi çok kısa tutacağım. Metin metotlarından bahsedeceğim. Şuradaki metotlardan anlatacağım arkadaşlar ve değişken tipinden bahsedeceğim. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın.